Pringles'ın sunduğu NBA Showtime değil Game Time'a. <laughs> ya bayağı hazır olman lazım boş bulunursa. <laughs> Bizim yaşta yer <laughs> <herhalde>. Tak. <Tamam. gülüyor> Pardon adamın sonradan jeton düştü bende tamam. Dur ya. kendimi hazırlayayım o zaman tutun. Tamam. Pringles'ın sunduğu NBA Game Time'a hepiniz hoş geldiniz. bugün girme krizine Murat abi <laughs> girdi. İyi valla. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. <laughs> Şimdi kuatlarımızla başlıyoruz. Evet. En sevdiğin benim. Gibi. Senin en sevdiğin yani. KD bir açıklama yaptı. Güzel bir açıklama ama enteresan. Şöyle Golden State Warriors ve ama aslında tabii Golden State Warriors'ı sonradan ekliyor ama diyor ki Oklahoma City benim formumu emekli etmedi diyor. Yani yoksa hani emekli etmezse bu basketbolunda kötü bir şey olur. Aynı şey Golden State Warriors için de geçerli diyor. Sen ne diyorsun? Ben de diyorum ki 3 e, yıl oynadı <laughs> Golden State Warriors'da ve şimdi çıkardım. 2 tane NBA şampiyonluğu var tamam. 2 tamam. ee, tane Final MVP var. 2 tane e, All Star var. Tamam. Totalde. 2'lerin fazla ki. değil mi ya? 3 tane var All Star'ı doğru söylüyorsun. 3 tane All-Star'ı var, 2 tane NBA Final e, MVP'si var, 2 tane de şampiyonluğu var. Şimdi. Hı. Sen yani Golden State'den başladın şimdi. Ben Golden State'den başladım. Şöyle başladım. Şimdi Golden State'den başlamamın nedeni çünkü Oklahoma City'ye gelene kadar bir taraftar grubu, bir takım için herhangi bir işte oyuncu ayrılığından sonra Söyledikleri, hissettikleri şeyler önemli değil mi? Birinin emekli olması için, formasının emekli olması için. Evet, o kötü ayrılmıştı. Arkasından da bir sürü laf etmişti. Ama bir kere Golden State'te kesin ayrılması lazım. Bugüne kadar NBA tarihinde bir takıma şampiyonluk kazandırmış ve forması emekli olmamış sadece bir oyuncu var. ...Sierra Supersonics'da Dennis Johnson. Ha, tamam. Onu mu diyecektin? Evet gerçekten. Neden şey yapmadılar? Sonra da rahmetli oldu. Bir tek onunki emekliye ayrılmamış. Ama Sierra Supersonics'de biraz... E, ...Gary Payton'la da alakalı... hani şey Bu yok. daha önce ama. Biliyorum bu, ama Jack sonrasında. Jack Sigma zamanında. Luke Sigma'nın babası. babası. Jack Sigma, Gus Williams, Dennis, Dennis Johnson. Johnson. Ee, Downtown Freddie Brown. Onu çok güzel söylerdim. Şeyde anons... Downtown Freddie Brown altıncı adam Lonnie Shelton. <laughs> ee, oradan mesela Jack Sigmar'la Gus Williams'ı ve Downtown Freddie Brown'u yapmışlar. Lonnie Shelton'u da yapmamışlar. Enteresan. Ama e, o açıdan iki şampiyonluk, iki final MVP'si. Üç Pardon, star. final MVP'si seçilmiş oyuncular arasında. <laughs> Şampiyonlar taşımış oyuncular dediğim o. Yani, bence Golden State %100 şey yapar. Zaten e, o Emekli olan formalardan birine sahip olan Kırısmalında yüzde yüz haklı dedi. Ee, Oklahoma City'ye geldiğinde ne dersin? Şimdi şöyle, Oklahoma City'de bir final oynattı. Ee, i̇yi ayrılmadı doğrudur. Oklahoma City'de dört kere sayı kralı oldu. Hı hı. Oklahoma City veya Seattle. Onlar ayrılacak zaten de. Tarihinde başka sayı kralı var mı ya da kaç tane var? Bunlar hep tartışılması lazım. İki tane batı finale oynattı. Hı hı. Ee, MVP oldu. MVP oldu. Doğru söylüyorsun. 7 kez Old Star. 3 kez ikinci, 5 kez NBA'in en iyi 5'ine seçildi. Hı hı. Bunlar yani... Ama Murat abi taraftarlar şimdi ayrılış şekli. O sana ilk söylediğim ya şey. Millet neler affediyor, unutuyor. Yani. Neleri unutuyor? Ha? Neleri unutuyor? Ya bir sürü... Emekli tam Forma emekli olurken neleri unutuyor? Forma emekli... En majör şeyden bahsediyorum. ya o Zaman her şeyi unutturur ya. Oklahoma City için de böyle bir şey iyi. Ben unutmam da unutturur diye söylüyorum. Ya <laughs> söyledin unutmam unut, unutma. şey. E, Söyle. Ya Oklahoma City gibi ufak şehir takımlarının bu tür şeyleri yapma onların da lehine. 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 <laughs> Çünkü zaten millet oraya gitmek çok istemiyor yanıp tutuşmuyor yani büyük isimler. Yani onlara emek vermiş birine değer göstermiş oluyorlar. Artık kötü ayrılmış olmasına rağmen. Şimdi bu güzel bir mesaj. Biraz daha geniş e, fotoğrafa bakmak lazım. Ben Oklahoma City olsam yaparım. Hak ediyor mu? Konuşma olmasa bence de hak ediyordu. Ama konuşma. Ya konuşma ama işte OKC'nin burada bu şeyi, fırsatı kendi lehine. Bakın hı hı. yani benim arkamdan konuşana bile biz hak ettiği yeri veriyoruz. Güzel mesaj var. Edileceğini düşünüyor musun? Edilir. Bence de. İkisi de edilir. İkisi de edilir. Şimdi diğer quote'umuza geçelim. Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok quote var ki bu. Dick Aa, Vital. Oh. Coach K ile alakalı. ya Şimdi konuşacağız NCAA'yı. İçime oturmuş bir yaradır. <laughs> bu hafta sonuna dair. Çok güzel bir sahne vardı onu anlatacağım. Tamam. Seyrettin mi maçı? Tabii ki Hı. seyrettim. Evet, Esport Plus'tan izledim. <laughs> Söyleyeyim buradan. NCAA basketbol tarihinin en iyi koçu Coach K'dir. Evet. Şişevski. Şimdi Mike. Dick Vitale'i biliyor musun? Ee, kanser şeyinden, döneminden. ya, O tarafı değil yani. <laughs> Kobe Bryant'la röportaj yaparken ben İsmet abi de vardı. İsmet abiyi şöyle tanıştırmıştım. Türkiye'nin Dick Vitale'ı diye. <laughs> o falan yapmıştı rahmetli Kobe. Yani o büyük emek veren basketbol hastası ama güçlü takımları tutan böyle bir şey yorumcu. Susmayan çene derler ona. İsmet ile orası. <gülüyor> <gülüyor> okay. Ve çok önemli bir adam. Hall of Fame'e de girecek. Ama yani şimdi Şeşevski dediği zaman yani bu tartışılmaz ya. Evet. John Wooden var. Bunu diyeceğini biliyordum. Hayır ama yani Şaşevski 48 senede değil mi? Ama 40... sonra ekliyor sözünü unutma şeylere geleceksin ama sonradan ekliyor diyor ki şu anda in Commissioner olması gerekiyor diyor. Öyle bir şey de var. Ya olabilir çünkü Şaşevski mesela milli takımda NBA oyuncularından da saygı gördü. Evet. Şimdi önemli <laughs> Bazı oyuncular kendi eski oyuncularıydı ama o tarafı şey ama gelmiş geçmiş en iyi koç, GOAT, NCAA koçlarının GOAT'u değil. <laughs> Peki. E bunu, değil yani bunu, şimdi... Bunu Duke Üniversitesi'nin şöyle kapısında söylesen ne, ne yaparlar bilmiyorum. şimdi değil. bak, e, John Wood'un ayrıcalığı şurada zaten 10 şampiyonluğa hiç kimse yetişemez. <laughs> İkincisi İkinci Dünya Savaşı'nda e, görev Gel aldığı abi. için geç başladı. Ee, Indiana State ilk çalıştırdığı takımın hiç playoff şansı yok derken iki kere girme hakkı kazandı. Birini de reddetti. Çünkü <laughs> siyahi oyunculara izin ver, vermiyorlardı. Ve takımda bir tane siyahi oyuncusu vardı onun. Filmde konuşmuştuk. E, pardon kitapta konuşmuştuk. Ondan böyle de çok yani, inanılmaz bir şeydir, duruşu olan koçtur. Şimdi John Wooden'ın 29 sezonda %80.4 galibiyet yüzdesi var. Dean Smith %77.6 ile ve Jerry Tarkanian %78.4 ile Tark the Shark", en yakın olanlar ona. Mark Few şimdiki koçlar arasında 83.4. Onun da şampiyonluğu yok. Koç K %76.4. Şimdi e, Roy Williams geçen sene North Carolina'dan emekli oldu. Hem Kansas'la hem North Carolina'da şampiyonluk yaşadı. Yani şimdi Coach K'yi Roy Williams'a mukayese edebilirsin. Edebilirsin. Tabii. Dean Smith'le edebilirsin. Bu, bu, bu kötü bir şey değil. Bunlar da yani... <laughs> NCAA'nin sayılı zaten isimleri. Hepsi <laughs> efsane. Ama John Wooden'la edemezsin. Abi. Jim Laranega. Hı? Jim Laranega. Sadece bu, soruyorum. Bukayese. Evet o sadece soruyorum. Edemez. 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 Okay. Şimdi John Wood'un bazı çok mütevazi olduğu için hakikaten maça hazırlanırdı yerinden kalkmazdı biliyor musun? Maç programını rulo yapar kolunun altında maçı seyreder. Eğer her şeyi ben bu takıma hazırlayamamışsam kaybedersek benim suçum derdi. Öyle de bir adamdı. Ve e, 88 maçlık galibiyet serisi var. Hiç kimse onun yanına yaklaşamadı. Ve o zamanlar freshmanlar ilk sene oynayamıyordu, yasaktı. Birinci sınıf öğrencilerinin ayrı ligi vardı. Ha Evet doğru hatta şeyde... Ondan maç sayısı da bence biraz şey. Ama Coach K çok büyük bir e, başarı hikayesi. Ama John Wooden'u ben GOAT diye orada apayrı bir yerde tutayım yani. Peki, Coach Kane genel olarak NCAA'deki gördüğü saygı, sevgi e, John Wooden'la şey olursa? Ya John Wooden'u yendikleri zaman üzülürlerdi yani. O kadar saygı... Ama o bambaşka, bambaşka bir adam. Gibi. Evet, doğru. Whitehead'a e, yani, katılmıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmış. En iyi oyuncularından bir tanesi Bill Walton, Vietnam Savaşı'na karşı. Onu takıma alıyor. Tutuklanıyor protestolar sırasında. Can Wooden'ı arıyor beni gelip alır mısın koç diye. Ailesini veya işte o protesto arkadaşlarını aramıyor. Can Wooden'ı arıyor. ya Şu anda... Neyse bu soruyu bir sonraki... Çok güzel bir soru geldi aklıma. Bir sonraki programa saklıyorum. Tamam. İnanılmaz iyi bir soru geldi. Bir sonraki programı tamam. saklıyorum. Olsun. Bunu unutmayacağım. <laughs> Magic Johnson. E, NCA konuşalım. NCAA'leri e, konuşalım pardon tamam. Koçkay yarı final maçında North Carolina'yı kaybetti. E, North Carolina Duke, Galatasaray Fener'in daha da şeyi. <laughs> Yüksek seviyesi. İnanılmaz Voltaj bir, bir, olarak da. Okullar birbirine çok yakın. Arenayı e, gördün mü? Tobacco, Tobacco Road diye bir e, eskiden... Tütün yolu. E, tütün yolu. E, kölelere tütünü e, hı hı. Şeye, limana ittikleri, taşıttıkları yol. Dört üniversite orada birbirine çok yakın. Duke, Wake Forest, North Carolina, North Carolina State. Bunların arasında müthiş bir rekabet var ama en şey olan North Carolina State. Duke, Şişevski böyle bırakır mı? <laughs> Geri dönerse Tom Brady'den sonra son mağlubiyeti çünkü evindeki son mağlubiyeti de North Carolina, North Carolina vermişti. Carolina. Ama Kansas'la e, finale North Carolina kaldı. North Carolina'da ilk yarı inanılmaz oynadı. 16 sayı öndeydi. Bettinglerde, favorilerde zaten bir numaraydı North Carolina. Ki sezonda öyle girmediler. Hı hı. E, Hubert Davis'in ilk sezonu Roy Williams gibi bir efsanenin ardından geliyor. Ama finale kadar taşıdı. Şimdi Kansas'ın koçu Bill Self bizim eski koçumuz. Illinois. Öyle mi? Böyle sert, herkesin solunluk aldı. Takımları hmm. sever. Bu takım öyle bir takım. Geçmişte bir kere daha Kansas'ı şampiyon yapmıştı ama 5 tane oyuncu 12 ile 15 sayı arası attı mesela. Ve North Carolina State Valvano ile şampiyon olduğundan bu yana ilk kez şampiyon olan takımda bir oyuncu 15 sayıyı geçememiş şampiyonluk maçında. İlk defa, i̇lk defa. bu kadar şey. Şimdi bu maçta çok güzel bir hareket oldu. Hani biz <laughs> yerdeki o reklamlara falan kızıyoruz ya. Yani hmm. Başta kaç kişinin Aşil Tendon'a gitti öyle. Tabii ki. şeyler. Şimdi burada Armando Beckett diye çok önemli bir oyuncu var North Carolina'da. Ve ayak bileğinden sakattı. Sakat sakat oynarken hı hı. maçın bitimine 38.5 saniye kala. O da nasıl oluyor? Reklam falan da değil. A ayağın altındaki parke oynadı. Hı, hı. Ve aynı ayak bileğinden sakatlandı. Ve top Kansas'ta bir sayı önde. Zor kalktı. Seke seke geliyor. Tek ayak üstünde. Sek sek oynar gibi. Ve Kansas şampiyonluk maçında hücum etmedi. Onu bekledi. Baktılar ki sek sek, sek geliyor. Molayı harcadılar ki oyuncu değişikliğine gitsin. Şimdi Kansas şey değil ha. Melekler Hareli e, Melek Değil <laughs> Büyük bir ihtimalle 5 tane legal olmayan yolla oyuncu bağlama suçlaması var FBI falan işin içinde Büyük bir ihtimalle suçlu bulunacak <laughs> Suçlu bulunursa Kansas, Kentucky oralara North Carolina pek dokunamıyorlar <laughs> Ama bu şampiyonluk alınacak, alınacak. Yani no North Carolina'yı Yenmek, North Carolina'yı da şampiyon yapmıyorlar o zaman. Orası boş kalıyor. Hı hı. Ama yani böyle bir maçta bile çok hoşuma gitti. Evet diyor. çok güzel bir olaydı İnşallah o. bizim e, skor severler bundan e, ders alır. Sadece taraftar açısından demiyorum. Ford, Koç açısından, takım sahibi, genel menajer. Kolej maçı ve aslında en çok izlenen dünyadaki basketbol organizasyon maçı. Final Four, Final four NBA finallerinden daha, daha çok, çok izleniyor. izleniyor. Ee, ben mezun olalı işte bir 40 sene oldu, 42 sene oldu. Atmosfer nasıl Murat abi içerideki? Gerçekten yani izlerken ben böyle artık en tepedeki koltuklar bile yani iki koltuklu bizim, yer dört bizim, kişi kapamıştı ya. Bizim işte o bu, şey mi burada açıldı? anlatmış Mark Smith'le, Eddie Johnson'la, Derek Harper'lı takım. O, onlar gelmeden önce de fuldu. Ve... E, yani. biz fighting Illini, Illini bir kızıl derili şey kabilesi ve Illinois'un eyaletin adı oradan geliyor. Çünkü orada yerleşmişler o kabile. Beyaz uzun adamlar geldi. <laughs> 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 ve bir tane şeyimiz vardı bizim chief. O kadar güzel ki bak sonra yasakladılar onu kızıl işte hakareti, çakaret falan da değildi. Kızıl derilerin gerçek dansını. Hı hı. Ee, şimdi bando çıkıyor, tamam mı? Çalıyor, çalıyor ve salonun büyük, yani parkenin dörtte üçüne yakın yarısından biraz fazla bölümünü dolduruyor. Hepsi birden duruyor. Çift onların arasından sanki böyle ormanda şey yapıyormuş gibi geçiyor. En sonunda çıkıyor ve duasına başlıyor. Galibiyet duası. Müthiş. Ve onu müthiş. izlemek muazzam bir şeydi. Chief Alanna Onu yasakladılar. Kızılderililere hakaret diye. Bazen de biraz şey, fazla şey oluyor. Fazla şey oluyor. Evet. O Kızılderilileri sevdiriyor da abi. Merak eden Kızılderililerin başına neler geldi araştırıyordu. Hı, hı. Neyse. Atmosfer müthiş Atmosfer yani. Atmosfer müthiş. Organizasyon çok iyi. Ahlak ve takınılan tavır mükemmeldi. Evet. Şimdi quote'larımızın sonuncusuna geçiyoruz. Magic Johnson dedi ki... Ne oldu Yiğit? Ha? <laughs> Magic Johnson dedi ki Lebron James müdahale etmeseydi DeMar DeRozan Los Angeles Lakers forması giyecekti. Çünkü DeMar DeRozan'ın menajeri Kendisi Magic Johnson'ı aramış. Tabii ve e, DeMar DeRozan Lakers'la oynamak istiyor demiş. Bu, bunu... ne zaman oluyor bu? Sezon yani, başında. Sezon, sezon başında. Hı -hı. Magic Johnson da bunu aşağı Pelinka'ya şey falan iletmiş. iletmiş. Ee, ben şu an oluyor zannettim. yok yazın. Yani, Hakikaten Chicago anlaşmadan önce Lakers'e gelmiş. Los Angeles'ta zaten. Hı -hı. LeBron'da Russ'ı getireceğim. Russ'la şey yapacağız demiş. Ondan yani MVP MVP'de adı geçen bir sezon Lakers'da çok rahat olabilirmiş. Lakers'da asıl koç olarak neyse Lakers konuştuğumuz onu söyleyeceğim. Bir koç adayım vardı. Bu sezon olsaydı Lakers bambaşka olurdu diyebileceğim. Kim sence? Yaşıyor Batı ya mu? Batı'ya Tabii ki Batı'da ha, şu anda. Ramodun değil. <laughs> Batı'da kendisi. Renkli Batı'da gözlü. mı Doğu'da mı? Batı'da. Renkli gözlü. Bir tek sen... Slovenleri çok seviyor. Bir tek sen koçları gözlerinin rengine bakar. Ha, ee, Jason Kidd. Evet. E orada asistan da olmadı işte. İşte ama olmalıydı. Bambaşka bir noktaya taşıyabilirdi o egoları bence. Savunma koyardı ortaya ya. Vallahi Şapkadan tavşan çıkarır Şimdi e, geçeceğiz birazdan akışa. Yani sezon Laiköz için sonunda bitti ve eziyet de bitti yani. Ben böyle işte Ya herkes ayrı bir sayfada ya. Her... Şu an konuşalım. Hadi konuşalım. hangi Pringles'ı yapıyorsun? barbekü çünkü tam... <laughs> evet şimdi Pringles'lı update'lerimize geçelim. Barbekümüz var. Tuzlu, sirkeli benim bayıldığım bir lezzet. O kendileri var. Buradalar hatta yanımdalar. Çok güzel. Ve e, ekşi krema soğanlı Pringles'ımız var. Şimdi barbeküyü Lakers yapalım. Yandılar. <laughs> Barbekü Lakers yapalım. Ekşi şey e, bizimkileri hangisi yapalım? Bizimkiler sevdiğim olsun ya tuz sirke sevdiğim için. Olur. Biz ikimiz olur, çok sevdiğimiz için olur. bizimkileri sevdiğimiz olur. için tuzlu sirkeli o olsun. Ekşi kremalı soğanlı da. E, Kim? Ben Simmons. Oh. Play'inde Plain yok. Bence soğan. Soğan da çok severim ben ya. Ben, ben Smith's o kadar... Ben de severim evet. ama... Neyse. Updatelerimiz böyle. O zaman batı ile başlayalım. Yani barbeküyle, yani Lakers'la bir açılış Yani şey dün akşam işkence bitti. Ee, <laughs> bitti. Sezon sayfa ee, play kapandı. Playoff yok, play in yok, play hı. out var. Hı hı. Spurs dün akşam Denver'ı deplasmanla yep. yendi. 116-97 ve Lakers'da e, şeye kaybedince Phoenix'e Lakersın tamamen sezonu hı hı. Bitti. yani 82 maç sonunda bitecek belki şimdi, de NBA tarihinin en büyük hayal kırıklığı diyebilirim. Şimdi yani rakip olarak da Steve Nashlı, Karl Malonelı, e, şey e, Dwight Howardlı. Lakers'i gösterebilirim belki ee, Murat abi az önce bahsettiğim Jason Kidd olayında hani savunmayı ön plana çıkarırdı dedik savunma daha iyi olurdu dedik şimdi Anthony Davis'ten beklenen şeyi Anthony Davis yüzde kaçını verdi yüzde şey olarak söylüyorum realistik bir şekilde konuşalım şimdi Lebron dışında Anthony Davis Russ, sonradan eklenen sezonda hani vetlerden sonra getirilen oyuncular onları bir konuşalım isterim ben hiçbirinden fayda alamadılar ya yani beklentilere göre, Ross hay hayal kırıklığı, yani Anthony Davis oynadığı zaman fena gözükmüyor ama onunla da galibiyet yüzde 50'nin altında oynadığı zamanda. da. E o tecrübeli oyuncuların Melo fena başlamadı üçlük açısından ama... Sonrasında Yani Yok şimdi e bana sorarsan pes ettiler bireyselliğe döndüler. Herkes ayrı bir telden çalmaya başladı ve Frank Vogel ki zaten oyuncu yıldız oyuncu olmamış, oyuncu olmamış. Söyle adını böyle çok kariyerli olmayan bir koçun bu takımı da kontrol etmesi hiç kolay değil. Yani kaç tane pozisyon var? Herkes seyrediyor abi şimdi. Frank Vogel da savunma koçudur. Jason Kidd kadar. Ö, öyle başarılı oldu. Peki. Yani ama. E... Yani 2020'den bu yana, şampiyon olan Lakers'tan bu yana yani ne bitti? Yani biten şey ne? Ya şimdi, LeBron her şeyle savaştı. Her şeyini ortaya koydu. Her şeyle savaşmadı. hücumda savaştı, tamam. savunmadı. O da hiç e, diğer işte oyunculara bir örnek olamadı. O da şey yaptı, çaresizliği seçti. Ama AD'ydi savunmadaki en önemli silah ilk başta planlamalarda. Ya plan, zaten planın tutmaması... Şimdi e, Anthony Davis zaten son iki, iki senedir... İki senedir. Hı hı. Bir buçuk iki senedir. Hep sakat. Hı hı. Yani yetmiş küçük maç zar zor oynamış. O açıdan yani şimdi plan yaparken bu sene Anthony Davis hiç sakatlanmayacak diye bir plan yapamazsın yani. E bir de tabii Batı'da yani bir Memphis gerçeği var, bir Minnesota gerçeği var. Ya yani bunlar sezon başında çok fazla şans verilmeyen takımlardı. Hı hı. E, Clippers neredeyse bütün sezonun büyük bölümünü iki süper yıldızı olmadan oynadı. Oynen. Bunu hiç değerlendiremedi şey. E, caz içerisi o karışık <laughs> ama yine de oynuyorlar. Kim? Caz'da, Utah Caz'da içerisi karışık. Yani Onlar da dün akşam playoff'ı play garantiledi. Play'ının bir üstü. Yani orada en sağlam takım Clippers. Ne yukarı çıkabiliyor ne aşağı inebiliyor. 7 e, de olamıyor. 9 da olamıyor. Onun dışında 1-2 belli. Suns. Suns Memphis. Memphis. İşte 3-4 Golden State... Utah Dallas mı? Ee, şey Dallas yok işte Denver. Dallas <laughs> başı ağrıtır bu sene söyleyeyim sana. Öyle mi diyorsun? Ba ağrıtabilir yani. Peki yok hiç. Ya yok hiç. Her her an bir birini üzebilir ama e, Hı -hı. şimdi onun da sezonunu düşündüğün zaman inanılmaz yük taşıdı da. Evet, Jamal Murray'siz şey. Jamal Murray'siz Michael Porter Jr.siz yani inanılmaz yük taşıdı ve Denver'ı hep su üstünde tuttu. Hı -hı. Ama yani yük taşımak için uygun bir oyuncu. Mental olarak da. <laughs> ha mental mi fizik evet. olarak Mental olarak da fizik olarak da. Ama mental olarak gerçekten çok ama sert. Ama şimdi Batı'ya yapıyor. baktığın zaman tabii Steph nasıl dönecek belli Play değil. da de dönüyor. Ee, Memphis savaşıyor. Dün uzatmada kaybettiler. Evet. Ee, ama herhalde bir sakatlık falan olmazsa Batı'nın klası şey. Phoenix, Phoenix Suns. Bence de finalde Phoenix Anzı izleyeceğiz gibi duruyor. Ama sürpriz de olabilir Murat abi. Abi işte bir sakatlık Chris Paul Pete Reel'in geçmişinde hep bunlar vardı. Geçen sene de vardı. Omuzunu kaldıramıyordu hatırlarsan. İki maç mı, üç maç mı ne? Ee, ama en çok hak eden bu sene, en istikrarlı. Biri sakat olunca öbürünün takımı sırtladığı, herkesin Yüküyor. bir görevi olduğu derin kadrosuyla Phoenix... E, Kalırsa sakatlık olmazsa normal karşını. 63 galibiyetle bu sezonki franchise rekorunda kırdı. kırdı. Evet şimdi hangisine geçelim? Bizim, bizimkiler. 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 Kimle Vallahi... başlayalım? Alperenle başlayalım istersen. Dünkü şahane performansı. Valla şu da. anda Alperenden başka yok. Yani hakikaten Furkan dün akşam da oynamadı. Ömer Faruk yurtsever zaten Mart ayında toplam 47 dakika oynamış. Şeyden, Ömer Faruk şansı çok iyi değerlendirmiş olmasına rağmen, rağmen sakatlar varken inşallah moral olarak çok olumsuz etkilenmiyor, çalışmalarını hı hı. sürdürüyordur. Çünkü yani burada olmasa bile başka bir yerde o NBA'de. 5 bile oynayabileceğini göster gösterdi. Eksiklerini giderirse çok Hı -hı. daha e, şey olur. Furkan'ın yani artık bence takım değiştirmesi lazım. E, Harden Hard'ın geldikten sonra tepe taklak gitti. Bir tane çok çok iyi maçı var. Ama Hard'ınsız, Embi'siz e, şey olarak süre olarak da Dark Rivers'ın güveni artık sarsılmış gözüküyor. E, Furkan'ın da en iyi yılları başlıyor şimdi hmm. yaşına, tecrübesine baktığın zaman. Yani ben uh e, San Diners'da zor görüyorum tekrar o güveni kazanmasını. E, çünkü çok da iyi şanslar verdi sezon başında. İnşallah onun için en hayırlısı hangi takımsa öyle bir şey olur diye düşünüyorum. Ama Harden'sız, Embiid'siz maçtan sonra, o iyi oynadığı maçtan sonra, süre aldığı maçtan sonra dedi ki yani Harden'ın James'in gelişi aslında bana şöyle bir motivasyon et, bıraktı ve öyle etkiliyor beni ki ben sahaya çıkıyorum, idmanlarda daha fazla çalışıyorum, daha fazla kendime, hani kendime ekstradan yük yüklüyorum ve daha motive oluyorum dedi. Öyle bir açıklaması da var yani hani negatifi pozitife çeviren bir açıklama. Ya zaten e, alımı. profesyonelliğin gerektirdiği o negatif gelişmeleri, negatif Hı -hı. olayları pozitife çevirmek ama yani daha çok çalışıyor olsa bile o zaman bir daha bir fırsat geldiğinde hazır olsun. Çünkü şu anda e, Dark Rivers'ın ona pek şans vermediğini net bir şekilde görüyoruz yani. Ayperen? Evet. Alperen. <laughs> Cedi konuşalım önce. Alperen'i en, en sona, sona bırakalım. Yani Cedi o da inişli çıkışlı. Yani çaylak sezonundan bu yana en en düşük dakikaları. E, dakikaları. O açıdan e, ya ya, bu, yani bir ara çok iyi gidiyordu. Sonra ne oldu bilmiyorum. E, geçen gün o da DMPC'di. Hı hı şimdi artık Cedi Cleveland'da kaçıncı senesi DNPC'de olmaması lazım. Bilmiyorum belki onun da artık bir yeni sayfa Cleveland'dan. Başka takım. Yani bilmiyorum yani. Peki seyircilerimize bununla alakalı bir şey soruyorum. Ömer Faruk, Furkan Korkmaz ve Cedi Osman hatta Alperen'i de ekleyelim. Sizlerin düşündüğü en iyi fit olabilecek takımlar neler NBA'deki? Şu anda oynadıkları takımlar Vallahi dışında. Alperen'in için burası bence Houston gayet bence güzel. De. Süre de alıyor. Ee, 8 double double yaptı. Ee, KD'nin dün nasıl ayağını kaydırdı? Belki <laughs> belki e, yok hiç. Hı -hı. tartışılır. Onun dışında en iyi pas veren uzun. Evet, gerçekten yani müthiş öyle. Pas müthiş paslar veriyor. Dünkü fake de Kevin Durant'ı yani bayağı, bayağı <laughs> yine, yine, sarsıldı yine, yani Yine şey gibi. sakatlanacak gibi oldu. Yani Alperen inanılmaz bir fırsat var elinde oğlum. Evet. Yani bu fırsatı mutlaka herkesten daha çok çalıştır. Sonunda ona geliyor abi. Evet, evet. Ne kadar büyük yetenek olursan ol tabii ki tatilini yapacak. Tabii, tabii ki eğlenecek. Çalışacak ama bu yaz ama şeyde. Ama çok çalışacaksın. Ama çalışır da o. Çok çok büyük bir imkan ve yani e, gün geçmiyor ki onun e, bir asisti en iyi on <laughs> harekete seçiliyor yani. Ya dün bir smacı vardı bir de. Yani mü da... Müthiş ya. Gerçekten iyi gidiyor. Maşallah yani hiç nazarsız ben. belasız. Şimdi nazar demişken 288 gündür oynamayan. En son Atlanta maçındaki smajıyla ile son evet geç, geçtiğimiz sezon Smajic, pas pas, çevir. evet pasaça yani faal yapacaklardı. faal yapacaklardı, diye Ben Simmons playinde de yok Steve Nash açıkladı açıkladı sürpriz mi değil e. çünkü şöyle bir açıklama da var idmanlarda koşamıyormuş. He cannot run. Vallahi zaten bence bu, bu sene playofflarda da oynamaması en hayırlısı. Hı. Çünkü playofflar başladıktan sonra ben hazırım dediği takdirde takımla hiç maç yapmamış bir adamı playoffların ortasında takıma monte ediyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Nets'ten biri demiş ki içeriden biri Amerika basınında bir, bir kadına unuttum kadının adını. Playofflarda hazır olursa kesinlikle oynatacağız. Oynatacağız. Kesinlikle oynatacağız demiş. E, ama yani... Gerçekten kesinlikle oynatacağız demiş. Abi şimdi... Ee, Kyrie Irving var. Evinde de oynuyor. Tamam. Bensimiz nasıl kullanılacak? Defans. Yani Dört kişi hücum edip sen burada mı dur diyecekler. <laughs> hayır, hayır öyle çünkü... demeyecekler de savunma anlamında Kyrie ne yapsın, KD ne yapsın hayır, veya... Şimdi... Bunları Anca ne yapsın? Bunları maçta görmek lazım. Yani o görev bölümünü anladım. Şu anlar görmek şu e, sahada guard gibi oynayacak, sonra forvet gibi mi oynayacak? Hı hı. E, hala bence korkusunu üzerinden atmış değil. Yani geçen sene %34.2 serbest, serbest atış gibi. yüzdesiyle oynadı şeyde, play maçlarında. Kariyeri de zaten amşan değil o da yüzde 59 <laughs> yani şimdi psikolojik olarak ne durumda olduğunu bilmediğim, playoff psikolojisi. <laughs> e... Ama geçtiğimiz sezonlar hazırlanılmış bir psikoloji yok mu? O son az önce konuştuğumuz Atlanta'daki son saniyeden gelen bir mental psikolojik hazırlık. Kötü. Kötüyü iyi, iyiye çevirme Murat abi. Ama onu ha bir ders maç, alma orada maçında yapmazsın abi. Tam yapmazsın işte oradan ders çıkarmak. Şu anda oynarsa diye de söylüyorum. Şimdi bu adamlar bu kadar para kazanıyor Murat abi. Bu adamlar bu kadar para kazanmaya hazırlanıyorlar. Mental olarak train ediliyorlar. Mental olarak diyorlar ki sen bu kadar kazanacaksın ama zor anlarda da kurtarman gerekiyor diye hazırlanıyorlar. Iş İşece maddi bir şey var, çıkar var. Hepsi kurtarıcı Şimdi, olamıyor işte. Ya. İşte ama olmak zorunda. Brooklyn Nets oyuncusu. hani ya Brooklyn Burada Nets... kurtarıcı olmasına gerek yok. İki tane kurtarıcı zaten var. Tamam. Yani e, Spacing'i bozsa da iki tane çok iyi birebir oyuncusu var. Seth Curry geldi e, Spacing'i e, yaratmak için o konuda yardımcı olmak için. Perry Mills var, o da spacing yapıp yaratabilir. Ama ben şunu söylüyorum şimdi. Netse ne zaman gelecek? Diyelim ki ikinci turun başında geldi. Tamam. Yani koşamadığına göre ilk turda zor gözüküyor. Evet. Nets 1-0 önde tamam. ikinci turda. Ve birden bunu sahaya sürdüler. Hı hı. Zaten playoff maçında bu travmayı yaşamış bir adam, bir de üzerinde ekstra bir baskı var. Bak biz kazanıyoruz, sakın bozma. Ha. Ama o travmayı pozitife çeviremez mi, avantaja çeviremez mi? Ben Oradan severim. ders almış olamaz mı? Mümkün değil. Kişilik meselesi bu ya, yani. yani bu kadar paralar kazanıp o zaman Abi yani bunu partner, da pozitife çevireceğiz. Her para kazanan zaman... aldığını da hak etti ediyor diye bir kural yok ki. Ama o seviyede şu anda. Ya i̇nşallah senin haklısındır ama ben onu üzerindeki baskıyı arttıracak bir faktör olarak görüyorum. Zaten baskı kaldıramadığı için. Yani şimdi baskı kaldıramayan biri hiç maç yapmadan onu nasıl pozitife döndürecek? Yani hipnotize olup. Ama şu anda şöyle bir baskı yok mu? Kevin Durant 52 attı. Basın toplantısına çıktı. İyiydik ama defansta ihtiyacımız olan şeyler var dedi. Bu da bir baskı değil mi Ben Simmons için? Hayır bu ona moral vermek. Onu motive etmek. Hı hı. Çünkü o da biliyor bence Ben Simmons'a kalsa kanepede Ali'nin yanında <laughs> yatıp TV <'yi> seyretmeye <laughs> devam. Okey misin buna? Ben <laughs> Simmons. <sıvır>. Peki. <laughs> bu arada arkadaşları çok merak edenler var izleyenlerden. Ya Arkayı da görmek istiyoruz diye. Biz buraya bir kamera mı yerleştirsek acaba? E, Yiğit'i gördüler değil mi? Bir kere ha. gördüler. Bir de benim böyle çektiğim şeyde gördüler. Ali'yi görmediler mi hiç? Ali gelsene bir. Gel Allah aşkına. Ozi'yi gördüler. Ozi'yi gördüler. Evet, evet. Geceleri. Evet. Ama bu Ali'nin şey kıyafeti. Ya evet. evet. Yani ha, ya, böyle. Şey getiriyor. Burada yat. Bu, gece burada yatacağım ondan böyle <laughs> önemsiz bir şey giyeyim evet. kıyafet. Samurayla geleceğim bir daha. Bir dahakine öyle yapacağım abi. İncileri de unut. e, i̇nci kolyesi de var. Ali bizden memnun musun? Evet memnunum. Güzel eğlenceli program oluyor. Teşekkür Teşekkürler. ederiz. Teşekkürler. Biz de senden çok memnunuz. Biz de senden memnunuz. Hepinizden. Evet. evet. ben yapacağım bir şey. şöyle bir şey yapayım. Bu çok iyi. Bu çok iyi hareketti. On numara hareketi. Şimdi geri yaptım. de getiremem. Başkası yaptığı için gelmez ayı. <laughs> Melisa geliyor mu? <laughs> evet. Ben Simmons'dan bu kadar diyelim bu bence. Bu kadar geliyorum. abi bu kadar. Bu kadar. Ben Simmons'ı <laughs> seyretmemekten günah. <yunak> Gerçekten <laughs> ya ben çok şeydim yani, böyle. Ali'ler burada uyuyorlar. O bilgiyi burada da verelim. Ali Yiğit. Kira vermiyorlar mı? Melisa <laughs> vermiyor. Melisa da mı burada uyuyor? Ha yok, yok. dedi. <laughs> Nereden çıkardın abi Melisa'nın burada uyuduğunu? Bak bugün yeni şeyler öğreniyorum. Oğuz'a Ozi diyorlar. Onu biliyorum. Aa. Ha, e, Cenk bilmiyorum. hep Ozi diyor. Ha. Ben çok o zaman resmiymişim. E, Cenk'i o kadar süredir görmüyorsun ki unutmuşsundur Ozzy dediğin. Cenk'i görmüyoruz ama <laughs> sen daha şey geliyorsun, hızlı geliyorsun bu aralar Cenk'siz. Sebebini öğrenebilir miyiz? Ha şey diyorsun, yol. Yol. Ya bugün bir şey keşfettim. Söyle. Fazla trafik yoktu. Evet. Çok ucuza geliyordum. <laughs> Dakikası 2 lira mı? Evet. Ondan sonra burada şey var, ee, toplantı varmış. Ne toplantısı? Kuaförler mi? Bir şeyin toplantısı var. Neyin toplantısı var? Bir kuaförler ee, kuaförler toplantısını? Sen yolda görmedin mi? Yolların hepsi çift park etmişler. Ha evet. Onu Karşıdan bilmiyorum. biri gelirken şey yaptım, ya dedim dakika başı yazıyor. <laughs> <laughs> ah, bıraktım orada yürüyerek geldi iki dakikada yürüdüm. O tarafı çok iyi. Onunla gelsem 10 on dakika sürecek. Şimdi ben peki bir haber vereceğim burada Murat. Ben abi. bir de yürümeye alışım <laughs> barzdan <laughs> dolayı. Çok <laughs> önemli bir haberimiz var. Sports Digital izleyenlerine özel TikTok'un sunduğu bir e, olay var. Hediye diyelim buna. Bak çok güzel bir hediye biliyor musun? Araba mı verecek bana? Hayır. Araba vermiyor çok, ama... Çok net konuştu. Hayır. Şimdi, hayır. Şimdi şöyle tiktaki indiriyorsunuz. Evet. İndiriyorsunuz. Hani yine oraya mı döndük? Yani. Orayı öğrendik. Tiktaki indiriyoruz <laughs> telefona. Evet. Biniyoruz arabamıza, radyomuzu açıyoruz. 15 dakika kullanıyoruz. Ama 15 dakika kullanıyoruz. Hı. SD 100 koduyla... SD. S Sports Digital'in SD'si. Ha. Okay. Veya... Evet. Bazen <laughs> <laughs> Sports Digital'in sd'siyle, sd100 CD koduyla e, bir sonraki kullanacağımız dakikalarda, araçlarda 100 TL'lik bir hediye kazanıyoruz. Çok iyi Çok iyi değil mi? Hayır yani ben şey olmasa 25 dakikada geliyordum ya. Neydi? İşte şu toplantı. Tamam gibi. o kuaför şeyleri olmaz bundan sonra. Kuaförler artık şey olmalı. Kuaför mü? Başka bir şey de olabilir. Berber, kuaför, güzellik uzmanı olabilir. Olabilir. NBA Game Time izleyenlerine özel bu fırsatı da kaçırmayalım derim. Güzel. Tic Tac. Ee, GM sizsiniz. Siz misiniz? Ben olayım, tamam. <laughs> Siz, GM bugün sizsiniz. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Şimdi Luca Vildoza'nın yanına gidelim. Gidelim. Birlikte uçağa atlayalım. Atlayalım. Wisconsin'a gidelim. Gidelim. Sonra Milwaukee'ye geçelim. Milwaukee, Wisconsin'a zaten. <laughs> Hayır Geçemek. yani. Oradan şöyle bir araba shuttle transferle aranaya girelim. New York üzerinden Milwaukee'ye direkt uçuş var ya. Var mı? Var tabii. Vildoza, hmm. Vildoza, Vildoza. Bir buçukluk. Bir buçuk yıllık. Yani Adana bir buçuk gibi. Milwaukee bir buçuk olmuş. Kontrat imzalamışlar. Şimdi ben senin ne düşündüğünü biliyorum. Geçen sene Alaya Bryant'la aynı şeyi yaptılar, yüzük aldı ve şampiyon oldular. Şimdi şey devam etsin diye. Gelenek. Gelenek mi? Ne evet. diyorlardı bunlar? Totem. Totem. Totem devam etsin diye yine bir Avrupalı aldılar diyenler var senin gibi. Ee, Arjantinli oyuncuların NBA'deki geçmişi böyle bir şeye imzaya neden olmuş olabilir. Çünkü New York Knicks'e imzaladığında geçen sene iki hazırlık maçı oynadı. Sonra ayağından sakatlandı. Ayağından ameliyat oldu. Üçüncüsü de şu olabilir. Oyuncu menajeri Alex Saratsis. Tanır mısın Saratsis'i? Hayır. Octagon için çalışıyor. Octagon Türkçesi <laughs> değil mi? Octagon. Başka kim var o şeyde? E, İtalyan var. İtalyan mı vardı? Kim? Yani vardı. Oo. Lasset. Aa, tamam 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 ben lobby'de yani görmüştüm finallerde Yani sadece Oktagon, oktagon, oktagon değil sarat de. oktagon içinde yani hı, hı Hı hı. O açıdan taşlar oturdu şu anda. Oturdu mu? Tabii. Ki. Onu mu bekliyor? <laughs> Tabii ki bunu bekliyor. Şu anda gerçekten taşlar oturdu. Beğendiğim de bir oyuncu yani biraz kontrollü sor ama beğendiğim Benim de, çok de bir, beğendiğim bir oyuncu. oyuncu. Ee, Brezil şey Arjantinlilerin yani Arjantinlilere ülke olarak çok sıcak bakıldığını biliyorum ben. Çünkü hepsi savaşıyor. İşte Manu şimdi Hall of, of seçildi. Bay. Oraya gitmiş or, e, Skola olsun Tabii canım, e, Nocioni Skola. olsun hepsinde <laughs> Hatta ol, Bruno Cerella bile Avrupa'dan. He, hepsinde olumlu konuşuyorlar. Ondan da fırsat vermiş olabilirler ama Saratsis ve e, Totem onların da katkısı vardı diye düşünüyorum. Saratsis'in kim olduğunu şimdi Ben anladım. imzalarım abi. Ben de. Yani mutlu olacaksa, Totem devam edecekse. Bir şey söyleyeceğim. Yani mutlu olacaksa diye zaten Yannis'in kardeşi orada. <laughs> hey, aileyi yani, büyütüyorlar. Aileyi büyütüyorlar. Ben Kostas için de Milwaukee'den bir yatak bekliyorum. Öyle mi? Tabii. tabii. Olabilir. Yalnız görürsün. Bu dediğimi unutmayın. Hayır kadroda yer kalmadı. Atletico <laughs> Kumpo, Atletico o, o kadar çok kardeşler var. Hakkı, vallahi hakkı. Hakkı, hakkı tabii. Hakkı. Yannis'in kralı her Helal şey. Helal olsun. He. <laughs> ya bak bu sezon Yannis, Devin Booker, Jokic ve Embiid'in her şey hak. KD ve Kevin Durant'i de koyuyorum. KD'yi eee KD, e, yani, KD de Kyrie'yi de koyuyorum. Doncic. Doncic Jason Kidd bir kit şeklinde koyuyorum. Kairi ile KD'yi de koyuyorum ama. O ikiliyi. Kairi'yi koymam da KD'yi koyuyorum. Tamam. Butler'ı da koyuyorum. Jimmy Butler'ı. Bak. Nasıl Nasıllar ama. Ya. Dimar D. Rosen ile Zach Levine'i de koyuyorum. Sen koymadın. Carl Anthony Thompson'la Anthony Edwards'ı da koyuyorum. Koy Hatta John Moran'ı da koyuyorum. Hayır koymadıklarını söyle daha kısa sürer çünkü program. <gülüyor> <gülüyor> Patrick Beverly. Pat. Chicago <laughs> <laughs> Şikar, sen gerçekten şikar seviyorsun şaka düşmanız? abi ben onun nasıl bir şartlarda buralara geldiğini çok iyi bildiğim için Bobby Dixon, Patrick Beverly o tür insanlar saygı duyuyorum yani onunla gece dışarı çıkmam çünkü büyük bir ihtimalle hapiste <laughs> sonu <laughs> Bence de, bence de. Ama çıkarsın sen onu da yaparsın. Ha? Bir saat geleyim ben dersin, gözlemlersin sen. Babi gelirse üçümüz çıkarız. Sen gözlemlersin. Peki Anıl gelsin mi? Hadi gelsin. Çok uzattık değil mi çocuklar? <laughs> Anıl hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Çok güzel geldin buraya, enerjik geldin. Evet, sonra da... <laughs> <laughs> Enerjisini aldık gül sakın. Evet Anıl, komik bir şey yok herhalde. Yok. Ne var? Bugün son, zaten NBA'den olmazsa artık sonuna geldik. Ben de işte son kez bir çaylak listesine sıralamalarına baktım. Ve şu anki mevcut lideri biraz konuşmak istedim. Aslında Evan Mobley. Buyurun efendim. Evan Mobley bence... Zaten bu e, ilk üçte seçildiği için zaten bu draft sıralamasının en e, değerli, en potansiyelli oyuncularından bir tanesi ki zaten USC'de de çok yakından e, takip ediyordum o, o dönemini. Bence kesinlikle gelecekte bir e, yılın savunması, yılın savunmacısı seçilebilecek bir potansiyele sahip Evan Mobley. Ama sadece bu tarafta değil, oyun iki yönünde de var olan bir oyuncu. Yani zaten savunma özelliklerinden değiliz, biraz hücum özelliklerinden de konuşmak gerekiyor bence. E, Mobil bir kere, e, top hakimiyeti yüksek ve e, işte topa sahip olan, topu yere vurabilen bir uzun ve bu zaten modern uzun tanımının artık önüne çıkan özelliklerinden birisi. E, topu yere vurması, yüzü dönük de bir oynayabilmesi ki bu da çok değerli yine. Yani e, Cleveland'da sağ geometrisini ayarlarken onun topu yere vurup o bilebiller oynayabilmesinin çok fazla faydasını görüyorlar bu noktada. E pas e, iyi bir pas pas opsiyonu olan bir oyuncu. Gerrard de sezon başında oynarken ki Cleveland e, J.B. Bickerstaff 3 uzun oynamayı tercih ediyordu sezon başında. Yani Marquinhos, Mobley ve Gerrard Allen burada oynarken de Mobley'nin rolü çok kritikti. Çünkü Mobley ya yani şutu çok gelişmiş bir oyuncu değil. Şutunu hala üzerine koyması gerekiyor ama hem o şut tehdidi olması hem de birebir range'inin de yani yalnızca post-up değil. Zaten post-up'larda birazcık soru işareti bence. şu noktada gelişmesi gerekiyor. Ama yüzü dönük birebirinin olması ve işte dipten konumlandığı zaman yüzü dönük alıp çembere gidebiliyor olması e çok değerliydi ve işte takıma büyük, çok ciddi bir alan sağlıyordu. E bunun yanında Jarret adıyla birlikte pick and roll yönettiğini bile görüyorduk zaman zaman. E, Evo Moblin ki bu gelecek için çok umut veren, çok e, potansiyelli bir şey. E bunun dışında kısa devirmelerde e, bence zaten çok iyi bir e, kilo oyunu e, uzunu. Çünkü çok keskin devrilebiliyor içeri, çok iyi bir şekilde çembere atak edebiliyor bu noktada ve kısa devirmelerde pası da görebiliyor. E, bu yine tabii ona değer kalan özelliklerden birisi. E, bence e, işin savunma kısmında da hem çember savunması yapabiliyor, hem switchte kısa karşısında kalabiliyor hem de Cleveland'ın savunma stresinde de çok önemli bir yer sahibi şu noktada çünkü Javier Christoph genelde tepede üçlü switch yapmayı tercih eden bir koç ve işte orada Jared mesela tepede hep bıraktığını görüyorduk sezon başında Mariken'in ve Evan Mobilen yardım kanallarıyla pasları kapatıyordu mesela yardım savunmasında o noktada iyi bir performans sahiplendi biliyoruz Mobilen. E sezon geri kalanında Certan'ın sakatlanınca mobilinin bu sefer switch'lerde direkt tepede kaldığı zaman da o penetre kanallarını kapatabildiğini ve işte bu da geleceğe daha çok iyi sinyaller olduğunu yine gördük. E, yani Evan Mobile'in bu noktada bence e, biraz sorun yaşadığı şeylerden birisi için e, şu konusunda zaten bahsettik. E, şutu biraz e, sorunu ama e, yüz önlük birebir olması yanında dribbling üzeri orta mesafesi de var hücum çeşitliliği açısından bu da çok değerli. Bunun dışında bence biraz savruk top kayıpları yapabiliyor ki topla oynayan uzunlarda zaten bu çok fazla olur. Özellikle çaylak dönemlerinde işte Alperen de mesela bunu çok görüyoruz. Evet. Hem o top yere koymasa mesela o pasları dağıtırken yaptığı savruk top kayıpları vesaire bunları gelecekte toparlayacaktır tabii ki. Bunun yanında bir de bence şut tercihlerinde zaman zaman yine zorladığını zorlama tercihlere kaydığını görebiliyoruz. E Bunu da tabii ki ileride daha fazla törpülecek. Yine CB147'in işte hem kenar setlerindeki çok ciddi bir istasyon olması hem de CB147'in yine şutör setlerinde mesela split oyunlarında vesaire onun konumlandığı yer şutörleri açı yaratması vesaire bunlar çok değerli özellikler. E bu da oyun farkındalığının e yine evin Mobile'in üst düzeyde olduğunu gösteriyor. E bence geleceğe dair çok önemli potansiyel. Peki hanım teşekkür ben ederiz. teşekkür ederim. Teşekkürler hanım. Evet. Evet, Pringles'ın sunduğu NBA Game Time'ın sonuna geldik. Neler söylersin? Dur, Sarat size mektup yazıyorum. Gelecek yılda Gelecek yıl. totem olarak beni alır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta ben de. Gider misin ha? oraya? Milwaukee'ye, Chicago'ya ya çok yakın. giderim. Evet, bir saatten trenle gittim. Ay, Chicago, ya. ben de Chicago'ya gidebilir Benim hep mi? hayalim zaten çiftlik hayatı yaşamaktı emekli olup. Orada. Ha, orada en azından işte bir buçuk senelik kontratım 6 ayını 5 ayını herhalde e, şey yapmazlar en azından sağlarlar. Tamam. Orada bir çiftliğim olsun. Sabahları erken uyanayım. Çok güzel. Sen oradayken ben Atlanta'dan seni ziyarete gelirim. Bir tane atım olsun. Sen a şeyi izleyeyim ben. Bak çok enteresan. Ne oldu? Özür dilerim. Sözü kesiyorum. Çocukken yaşadığın şeyler nasıl psikologlar ...büyüdüğünde birçok şeyini etkiler dedi. Bizim Amerika'da seyrettiğimiz ilk program... ...ailece Bonanza'ydı. Türkiye'ye geldi mi Bonanza? Geldi galiba. Diye. Cartwright ailesi. Baba Cartwright. Ondan sonra Little Joe falan. Onların jeneriğinde... ...atlarla... ...kameraya doğru gelme şeyleri var. Orada mesela... ...o çiftlik ve at şeyi bende... Kaç yaşındayım? 6-7 yaşındaydım. Bir dakika herhalde. seni o zaman biz... seni yok için alt çiftliğinin oraya götürelim. Oo, Tavistan'da çalışırım ya. orada. Ya. Abiler Hiç de şey gel gelir var. arada bir şey yaparız. Evet. Birer tek yatarsın. <laughs> <laughs> Ağzına sağlık Murat abi. Senin de. Showtime'da görüşüyoruz. Showtime'ın müthiş bir sorun Bak, var. Bak kitabı hatırlat. Tam hatırlatacağım. Söz veriyorum. Hatırlatacağım. Neyse huyuzu sonunda tanıttık 7 yıl sonra. E evet. <laughs> iyi oldu. Ee, gel gel kartele gel şarkısı da bölüm sonunda şu anda koyacağız şarkıyı. Gel, 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 gel beni de koyacaklar. Evet koyacaklar. Gel gel kartele gel kartele gel, kartel, gel, kartel, gel, kartel, gel kartel direk gelir sana ve şu anda RCE konuşmakta kartel yan yana can cana beraber Almanya'nın caddelerinden al sana